Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte tavuklarda kursak mantarı sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alttan kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Kursak mantarı tedavisi ve hastalık belirtileri gayet kolay bir şekilde anlaşılabilir. Burada yetiştiricilerin dikkat etmesi gereken konulardan bir tanesi bu hastalığın neden meydana gelebileceğidir. Bu konu hakkında bilgi sahibi olan yetiştiriciler ortam şartlarını bu hastalığa karşı koruyucu hale getirerek de besledikleri kuş türlerini hastalıklara karşı koruyabilirler. Kursak mantarı tedavisi ve hastalık belirtileri konusunda yetiştiricilerin uygulayabilecekleri korunma yöntemleri şunlardır. Düzenli olarak fiziksel kontroller ile hayvan muayene edilmelidir. Hayvanlara her daim temiz su içirilmelidir. Sert veya uzun lifli yapıya sahip otlar sürekli olarak verilmemelidir. Sarımsak, nane, kabak çekirdeği ve latin çiçeği gibi parazit önleyici ürünler belirli aralıklar ile hayvanlara verilmelidir. Hayvanın kursak yapısına büyük gelecek ve kursağı tıkayacak besinler hayvanlara verilmemelidir. Kursak mantarı tedavisi ve hastalık belirtileri konusunda hayvan sahipleri tedavi için bir veterinerden yardım alabilir. Bundan hariç yapılacak müdahaleler sırasında birkaç damla zeytinyağından faydalanılabilir. Zeytinyağı hayvanın boğazından damlatılarak masaj uygulaması ile yemek borusuna kadar inmesi sağlanmalıdır. Bunun ardından hayvanın kusturulması sağlanmalıdır. Bu durum kursakta biriken fermente gıdaların dışarı çıkartılmasını sağlar. Ardından hayvan bir süre dinlendirilmeli ve hayvana belirli miktarda kefir içirilerek hayvanın bu hastalıktan kurtulması sağlanabilir. Bugün sizlere tavuklarda kursak mantarı hakkında bilgi verdik. Umarım videomuzu ve bilgilendirmemizi beğenmişsinizdir.